Kaç bin yüzde puanı? 88. Bence güzel. Biraz şey düşük kaldı sanki. İnkılap tarihi batı küçüğü. Evet, o biraz düşük. Sınavdan mı düşük kaldı? Evet. Ama gene güzel yani. 72.25. Yani bir sonraki yıl lisede biraz daha takviye ederiz. Evet, takdir belgesiyle de güzel bir şey oldu. Takdiri de almışsın. Tebrik ediyoruz. Evet. 9.33. Bayağı iyi yani. Biraz matematiği sanki geçmiştir. Ha? Evet. Ama iyi yani. 71 de kötü değil. 200 oran sanki birazcık matematiğin düşmüş. Ama ortalama da iyi. Fena değil. Tebrik ediyoruz. Teşekkür belgesi almışsın sen de. Evet, matematiğin güzel. 90'ın üstünde. Gayet başarılı. Türkçen de iyi. 71 ortalama ama güzel yani, işte gayet güzel. Evet, teşekkür belgesi almışsın, tebrik ediyorum seni de. Karne görüşlerini de okuyun lütfen. Biraz sanki İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükte biraz zorlanmış mısın? Ha? Niye? Meyran Sever. Harbi böyle konuşuyor. Sosyal bilimler. Sosyal bilimler. Tarzı nereden geliyor? Zor mu ki sınavda? Ha? Herhalde yabancı kelimeler, eski kelimeler zorlanıyor. Anladım. Yani iyi, güzel ama daha iyi olabilir değil mi? Evet, teşekkürler. Yani 95 puan civarı. Güzel bir puanım var büyük ülkelerinde. Türkçe biraz. Şey, ama iyi. Daha da iyi olur inşallah. Değil mi? Hepsini de seviyorsun. Matematik nasıl? İyi. Fena değil. Yani... Temel matematik görüyorum hocam. İki türde de... Ne demek o? Yani böyle AYT, yani ağır matematik değil de... Birinci sınav. Matematik değil de temel. Yani, mesela isim sonuçları için. İşleme dayalı. Yani türev integral jüri görmüyorum ya, hocam. Meslek lisesinde yok. Efendim zaten 11 ve 12. sınıflarında matematik dersimiz normalde yok. Biz akademik hedefleri seçmeli olduğu için mecburen tabii seçmeli matematik hocama ders koyuyoruz. Eskiden var mıydı? Yok, hiç olmadı. 11 ve 12'de hiçbir zaman sayısal dersleri olmadı efendim. Ama burada dezavantajımız şu, öğrencilerimiz adına söylüyorum. Mesela 4 yıllık hemşirelik tercih edecek arkadaşlarımızdan bazıları. Hemşirelik sayısal puanıyla alıyor. Yani öyle bir dezavantajları oluyor. Biz de seçmeli matematikte tamamlamaya çalıştık. Matematik lazım ki zaten 200 dönem bayağı güzel not almışsın matematikte. Evet, tebrik ediyorum seni. Evet, yüksek sayfa. Güzel bir öğrencimizin hedefi. Gayet güzel notlar. Yani bütün dersler. Stajyum diyorlar, 2000 okula geliyorlar. Stajyum? İç hastanemiz. Ceren senin? Hepsi. Hepsini seviyorsun. Aranın iyi olmadığı ders var mı? Niye iyi değil? Çok yani kötü değil notun. Yani notun iyi de
Hani diğerleri böyle daha yüksek, matematik sanki bir 5-10 puan arkada kalmış. Ama güzel. Tebrik ediyorum. Tabii. Sen en çok hangi dersi seviyorsun? Matematik. Evet. Matematik. Güzel, matematik gayet güzel. Evet. Öğretmenimiz burada bir matematik seviyorsun. Evet, ilkokuldan beri. Yani ilkokuldan beri hep seviyordum. Nazlıcan'ın özellikle hastanedeki personelin, sağlık personelinin özellikle takdir ettiği bir öğrencimiz. Öyle mi? Tüm staj notu 100. Çok güzel. İlk dönem de öyleydi. İlk dönem de öyleydi. İkinci dönem de öyleydi. İşletmelerde de sivri ilk başlığı aldı efendim. Şurada. Tabii orada direkt yüz olarak göremeyebilirsiniz. Staj bitirme sınavı dediğimiz beceri eğitimi sınavı yapıyoruz. Karne haftası, pazartesi yaptık. Onun da o notu ortalaması etki ettiği için tam 100 gözükmez de 97-95 gözüküyor. En çok hangi dersi seviyorsun sen? Hepsini seviyorsun. Güzel. Ne olmak istiyorsun? Hepsini. Gayet güzel. Evet. Tebrik ederiz. Gayet güzel. Hangi dersi seviyorsun? Hepsini seviyor musun? Güzel zaten. Evet. Onur belgesi de almışsın, takdir belgesi de almışsın. Ne olmak istiyorsun? Astronom. Edebiyat. Evet, edebiyatın bayağı bir şey. Gerçekten. Matematik nasıl? İlk dönem birazcık bir böyle hafif sallanmışsın. Çok değil ama yani. İkinci dönem bayağı iyi olmuş matematik. Toparlamışsın. İkinci dönem sabitlemeye çalıştık. Fırtlar evet. Kesin baltayı. Biraz çalışmalar arttırmışsın herhalde. Takdir almışsın. Yan tarafa geçmiş. Derslerin gayet güzel. Notlar iyi. Sevdiğin ders? Edebiyat. Bayağı yüksek edebiyat. Tebrik ederim. 96. Evet, gayet güzel bir not. Sen ne olmak istiyorsun? Evet. İnşallah. İnşallah. Takdir al. Tam Türk işi. Biz deyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 9 ve 10 karışık mı burada? Evet. Kimler 9? Şöyle bir kaldırsın. Ha, bu taraf 9, bu taraf 10. sınıf. Evet, çok güzel. Siz 6. Normalde 9. 9, 3 arkadaşımız yok mu? Anladım. Peki 10. sınıfın mevcudu? Biz 2 sınıfız şu an. Burası 10 var, burası 10 B. Burası 10? A. A. 4 kişi mi siz? Normalden 2 kişi. Ha, gelmedi diğer arkadaşlar. Sizin mevcut. Sadece bir kişi. Bir kişi? Evet. Evet, güzel. Karnede lazım mı? Dövütün bana. İki yıl kimse çakamadı oraya bir şey. Şanssız. Bana nasipmiş.